Merhaba arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 soru en kısa zamanda nasıl cevaplanır onu göstereceğim. Arkadaşlar birinci soruya baktığınızda bu bir tens sorusu so far gördünüz. So far bizi present perfect tense'e götürür ve doğal olarak seçeneklerde sadece C şıkkında bunun olduğunu görüyorsunuz. C şıkkı have been shown. İkinci soruya geldiğinizde bu bir cümle tamamlama sorusu. Cümlemi tamamlama sorularında bağlaç yoksa özneye bakarız. Özne major cities and islands of Spain, İspanya'nın büyük şehirleri ve adaları demiş. Ve atıfta bulunduğumuz tek bir şey var burada. O da bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Sadece bunlarla alakalı gördüğünüz gibi them, E şıkkındaki them de bunu eşlemiş olduk. Üçüncü soruya geldiğimizde arkadaşlar bunun bir çeviri sorusu olduğunu görüyorsunuz. Bağlaç olmadığına göre ikinci taraf daha kısa. But'tan sonraki cümleyi okuyoruz. But this is not the case. Yani durum böyle değildir. Durum böyle değildir. Ancak durum böyle değildir. Sadece C ve D şıkkında ancak durum böyle değildir diye görüyorsunuz. Bu defa diğer cümlenin fiiline bakıyoruz ve diğer cümlenin fiilini gördüğümüzde believe'li bitmesi gerekiyor. Yani inanırlar. C ve D'de kaldığımıza göre İnanır sadece D şıkkında var. Evet, diğer soruya geldiğimizde dördüncü soruda arkadaşlar bu bir paragraf tamamlama sorusu. Paragraf tamamlama sorularında boşluğun bir öncesi önemli ama boşluğun bir sonrası çok daha kıymetli bir cümle. Dolayısıyla ilk cümledeki özneye bakıyoruz. Interest yani faiz. Demek ki finansta faiz iki virgül arasını atıyorum. As usually expressed, faiz genellikle ifade edilir bir yüzde olarak. Alttaki cümleye baktığımızda in compound interest yani bileşik faizde ise demek ki burada bize bir faiz türünden bahsediyor. Şöyle bir taradığımızda C şıkkı simple interest yani basit faizden bahsediyor. Diğer beşinci soruya geldiğimizde bu bir yine tense sorusu. Recently demiş son zamanlara kadar değil mi? Son zamanlarda bu da bizi present perfect tense'e götürür ve seçeneklerde sadece C şıkkının present perfect tense olduğunu görüyorsunuz ve soruları hızla bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Thank you.